Bugün seninle yeni bir araba moduna bakıyoruz ve bu araba modunda hız göstergesi bile var ve bunların hepsinden bahsetmem için de videoyu beğendiysen şu anda başlayabiliriz. Ek olarak modlarımı gerçekten beğeniyorsan abone olmayı ve 200'den fazla beğeni rekorunu bu sefer kırarsak da daha iyi modlar seni bekliyor, unutma. Kanalda daha önce de birçok farklı araba modu çekmiştim, şu anda hemen sağ tarafta istersen gidebilirsin ve bu modda da karşımıza çıkan şey aslında bir hız göstergesi, yani diğer modlardan biraz daha farklı. Eşyalar menüsünde, daha doğrusu doğa menüsünde bulunabilir, mesela burada gördüğüm boyalar ve işte arabalar da tam olarak yumurtalar kısmında yer alacaktır. Bence bunun için sonuna kadar izleyebilirsin. Artık oyunumuzda yaz tatiline çıkacaksak işimize yarayabilir ve bayram tatili için de Open Door dedikten sonra kapıyı açabilir veya eğer eğilirsem Windows 10 Edition'da veya mobilde sağ tıklarsam da kapıyı kapatmış olurum veya tuşa tıklamam gerekir. Bomboş bir elle eğilirsem şu anda gördüğün gibi bagajını açmış olurum, yani kaputunu açmış olurum. Bastığımızda motor kısmını görmem mümkün aslında. Butona tekrar basmam yeterli olacaktır bunun için. Koyun bile bu arabaları beğendi. Bence sen de videoyu beğenmeyi unutma bunun için. Pek takmadı ama yine neyse. Kapıyı açtıktan sonra artık drive tuşu beliriyor ve bunu sürmeye başladığımızda artık kullandığımız eklentideki hız göstergesi de çalışacak. Mesela şu anda ben milisaniye cinsinden hızımı gösteriyor. İşte bu normal hız göstergesi gibi değil tabii ki ama kilometre saat olsaydı biraz daha anlaşılabilirdi. Yine de hızımızı gösterdiğini görebiliriz. Tabii ki de bu sadece bu değil. Mesela direksiyon animasyonları, bu hız göstergesindeki animasyonlar da hemen ekranın ortasında görülebilir. Dekorasyon amaçlı da burada dergilerimiz. Şimdi dizaynından bahsettik. Tabii ki sadece bu hız göstergesi yürüdüğümüz hızı da gösteriyor. Yani sadece arabalarla geçerli değiliz. Uçma hızımız ve zıplarkenki hızımı bile görebiliyorum. Bu da garipmiş. Bir drive'a bastığımızda bir canının olduğunu görebilirsiniz. Eğer o sıfıra düşerse, yani siz sürdüğünüz süre boyunca eğer bir taşa çarpar veya yukarıdan aşağı düşerseniz biz bunu şu anda kılıçla simüle edeceğiz. Mesela birisi arabamıza vurdu, böyle hasar verdi. Hasar verdikten sonra ve canı sıfıra düştükten sonra ufak bir patlamayla sizin canınızı birazcık da olsa azaltıyor ve etrafa ateş saçıyor. Motoru patlıyor sonuç olarak, değil mi? İçinde benzin var, yani ne bekliyordunuz ki? Bundan ibaret değil, aracılarınızı özelleştirebilirsiniz. Çünkü bu mod gerçekten birçok farklı araç sunarken bunları da düşünmüş. Mesela burada sadece boya da değil, kırmızı, beyaz, gri, bunları yapabilirsiniz ama araca bir desen de katabilirsiniz. Mesela kapısı kapalı olan bir desteklenen bir araç buldum. Bunu renge boyamak istersen, mesela ben burada kırmızıyı seçtim. Eğildikten sonra Paint Red'e basarsam kırmızı boyamış hali olacak ve eğer diğer renkleri de kullanırsam daha çok rengi ulaştırabilirim. Zaten boyanmış bir aracı tekrardan böyle bir sanırsam bir desenle kaplayamıyoruz. O yüzden bomboş bir araç olması gerekiyor bu durumda. Şimdi daha fazla markaya bakalım tabii ki, boyama özelliklerinden ziyade. Zaten daha çok bunların içine gireceğiz ama zaten dediğimiz gibi 200'den fazla beğeni rekoru için de bana yardım etmen gerekiyor. Bence bu sefer deneyip de başarabiliriz. O yüzden videoyu beğenmen ve abone olman da beni çok sevindirir. Mesela diğer markalardan burada garip bir otobüs türü de var. Yani sadece araba değil, bu da güzel bir şey aslında. Aracın içine girdiği için gösteremiyorum ama biraz garip oldu. Çok güzel bir tasarımıyla beraber, iç tasarımla beraber sürebilir. Animasyon ve tabi araçlarımız tümsek tırmanma yeteneğine sahip. Yani aslında hepsi tırmanıyor. Ama bunda bir animasyon da var. Ve tabii ki bu otobüse de renk kazandırabilir miyiz? İşte şimdi buna bakalım. Mesela ben yine buradan bir kırmızı boya aldım. Tabii bunun için kapısının kapalı olması gerekiyor. Şimdi kapıyı kapatmak için burada eğildim ve tuşa bastıktan sonra da işte mesela bunu da boyayabildiğimi görüyorsunuz. Yani ben mesela burada kırmızı istersem bence en çok da kırmızı yakışıyor. Bilmiyorum, ben en çok kırmızıyı mı sevdiğim için böyle. Ama tabii siz de sevdiğiniz renkleri veya benim gibi kırmızıyı mı seviyorsunuz? Yorumlarda bunları da yazın. Buraya kadar izlediyseniz de otobüs emojisi bırakabilirsiniz. Hepinizi kalpleyeceğim ve dakikayı etiketlemeyeceğim. Meyde unutmayın tabii ki. BMW'nin bir markası var. Siz hangi araç markasını daha çok seviyorsunuz? Ben en çok Scania'yı seviyorum diyebilirim. En azından tır markalarından en hızlısı bence o gibi gözüküyor benim gözümde. Nereden tıra bağladıysam o da ayrı bir konu. Neyse. Mesela burada bir aracını görüyoruz BMW'nin. Mesela bakın, desteklenen bir araçta az önce kapı açmayı göstermiştik. Ama buradaki aracımızda tamamen artık motor kısmını değil arka kısmı açmış oluyoruz. Yani bagaj kısmını. Yine bunu eğilir konumdayken yaptığımızda böyle bagajımızı kullanabiliriz. İşte eşya falan koyamasak da maalesef ki. İşte dizaynı da gayet güzel bir tasarımın bulunduğunu da söyleyebilirim tabi. Zaten şu anda sizin duyabildiğiniz de animasyonlar ve ses efektleri de bunların içinde. Bence bu da güzel bir ambiyans katacaktır. Yine kırılabilir durumlarda da ateş çıkarabileceğini ve patlayabileceğini de unutmayın. Biraz dikkat etmeniz gerekiyor yani. Sonuç olarak o kadar para vermişsiniz. Para vermişsiniz demişken hem şu anda sağ taraftaki para modundan yararlanıp hem de bu araçları satabilirsin. Bence güzel bir roleplay olur. Bu araç da güzelmiş. Bakın şöyle yarış arabası gibi. Arkasında bir de böyle bir spoiler'ı vardı. Sanırım buydu bunun anlamı. Böyle söyleniyordu. Bunun
yine kapısını açmam zaten daha önce gösterdiğim mekaniklerle mümkünken motor kısmını açabilirim. Buradan da kullanabilirim. İşte tekrar kapatmak istersem de aynı konumdayken tıklıyorum tuşa. Bu arada Windows 10 Edition için de sağ tıklıyorsunuz. Zaten Windows 10 Edition ve mobil için de ayrı sürümler bulunduğu için ben bunları ayrı olarak size vereceğim. Ve yine şimdi gösterdiğim bu hız eklentisinin doğru çalışması içinse modu en üste koyduktan sonra hız eklentisinin bir aşağıda olması gerekiyor. Zaten hız göstergesi davranış paketi olarak çalışacaktır. Biraz da renklere bakalım hangi renkler varmış. Mesela burada beğenebileceğiniz yeşil renkler, mavi renkler, koyu renkler. Benim merak ettiğim viren için yani dişinin kullanımını şu anda bilmiyorum. Eğer siz bunun bir mantığını çözebilirsiniz ve kullanım yolunu biliyorsanız yorumlarda beni tabii ki de aydınlatabilirsiniz. Thank you.